hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Merhaba. İyidir elhamdülillah. Yolculuğunuz nasıl geçti? İyi geçti elhamdülillah. Ramazan'ın ilk günü. Evet. Antep'e gelmenin heyecanı. Vallahi güzeldi. Biz de sizi misafir etmenin heyecanını yaşıyoruz. Eyvallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Buyurun hocam. Daha önce geldiniz mi hocam Antep'e? Antep'e birkaç kez geldim, evet. Öyle mi? Müftülüğün davetiyle herhalde iki kez geldim. Öncesinde de çok eskiden de ben, biz Erzurumluyuz ya, Erzurum'dan kuru yemiş işi yapardık. Antep'ten kuru yemiş almak için geliyoruz. Bunların sıvalı çok kısa bir sürede şu an çok muazzam bir alan oluştu. İyi çok, maşallah. Akşam inşallah beraber gezeriz. 80-85 tane esnaf satış yapacak. Farklı alanlarda. İşte iftar çadırları, tiyatro çadırları, çocuklar için yüz boyama, kitap boyama, sinema çadırları. İnşallah abi, bir aylık maratonunuz başlıyor yani. Allah kolaylık versin. Zafer abi, Ramazan nasıl geçiyor? Çok şükür iyidir. Allah daha da iyicek inşallah. Bugünleri atlatacağız hep birlikte bu zor günleri. Belediyemize çok teşekkür ederiz böyle bir yer sunduğu için bize. Ramazan güzel geçiyor. Akşamları buradayız. Gayet eğlenceli. Beklediğimizden güzel geçiyor. Deprem atlattık. Ona rağmen çok iyi gidiyoruz şu anda yani. Ramazan biraz buruk. Bu depremden dolayı. Evet. Evlerimize de giremiyoruz orta hasarlı diye. Hepimize aydınlığa çıkarsın inşallah. Bunların hepsi biz kendimiz yapıyoruz. Kremlerimiz var. Yağlarımız var. Yani hepsi doğal. Kendimize ait yani. Kremlerimiz mesela doğal, içinde herhangi bir katkı maddesi yok. Oyun oynarım. Genellikle topaç çeviririm. Buruk geçiyor yani, güzel geçiyor desek kendimizi kandırmış oluruz. Yani şu anki ortamı kendimizce iyi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Normale dönmeye çalışıyoruz. Çarşaflarımız, nevresimlerimiz, yastık kılıflarımız, pikelerimiz, kendi ürünlerimiz. Yani havlularımızı mesela süsleme yapıyoruz. Havlu süslemesi yapıyoruz. Çok şükür iyiyiz. Korkumuz var ama ne yapak, hayat böyle devam edecek. Sürekli korku olmuyor. Böyle böyle günümüz geçecek. Elimin emeği var. El ürünleri işte, innoyam falan, takılarımız. Hepsi bunlar benim elimin emekleri. Mutlu Anne Merkezi'ne gitmiştik, dikiş nakış kursuna. Sağ olsun hocamız bizi, hemen Şahan Bey'in kursuna gittim, hemen Büyükşehir. Fatura yatırmasını bilmezdim ama şimdi Almanya'ya gene giderim. Çünkü topluma karışınca çok güzel oluyor. Yani ortamı görüyorsun, insanlığı görüyorsun, çevreni görüyorsun. Mutlaka ortama karışmak gerek. İlle mi devlet adamına yapışırsan zarar gelmiyor. Ramazan
annem yapıyor. Direkt tokatlarımızı da ablam yapıyor. Hepsi kendi emeklilerimiz. Selamlar. Önce baklava mı yiyorsunuz yoksa yemekten sonra mı yiyorsunuz? Tatlı varsa baklava yemekten önce yerim. Önce mi yiyorsunuz? Önce evet. Tamam. Tabii, bana uygulamayın diye işkence edin. Bayburt şey gibi olmuyor. Biz yani sizin gibi kıymet hocaları görünce diyorsun Allah tamam bugün program değil muhabbet var. Ha, eyvallah. İnşallah daha geniş zamanında. İnşallah hocam. Maşallah rengarenk ortam. Evet hocam bayağı kuduş gibi yapmışlar. Yarım kaldı konuşamadınız. Hem de YouTube'da yayınlanmış olacak canlı şekilde. Güzel. Evet. Öyle bir 45 dakikalık bir programda. Tamam inşallah. Güzel. Zaten bundan bir şey anlamadım. Evet. Hevesimizi iftardan sonraya i̇nşallah bıraktık. Elhamdülillah bugünkü nöbetimizi tamamladık. Kalan günlerde Cenab-ı Hak size kolaylıklar ihsan eylesin. Allah razı olsun. Çekilmeyecek dert değil, çok güzel. Yani bu atmosferde hani güzel dert dedikleri şey var ya, bu iklimi görmek, bu insanları ve ortamı görmek bendenizi farklı etkiledi. Bu tarz programlar genelde İstanbul'da olurdu hocam. Evet. Ama böyle bir prodüksiyonla, böyle bir organizasyonla. Evet. Evet. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Cenab-ı Hak istifadeli kılsın inşallah.